Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Öğlen oldu. Normalde bugün evi temizleyecektim. Daha doğrusu temizleyeceğim. Bütün halıları kaldırıp yine her yeri sileceğim. Geç kaldım biraz. Çocukları okuldan aldım geldim. Yağmur ve arkadaşını. Amine'yi saat 1'de okula bıraktım. Yağmur ve arkadaşını okuldan aldım geldim. Telefonla uğraşmaktan temizliğe bakamadım. Her yeri toparladım ama... Şunun da asayım. Düğün telaşı başladı. Kardeşimin ayın 19'unda, Haziran'ın 19'unda düğünü var. Onun için abiye bakmaktan artık işe odaklanamadım bugün. Abiye bakıyorum, kendime, çocuklara. O yüzden bir türlü işe odaklanamadım. Her yeri toparladım. Şimdi hızlı bir şekilde telefonu bırakacağım. Ondan sonra temizliğe başlayacağım. Yarın da misafirim var. Amine'nin sınıf arkadaşını kahvaltıya çağırmıştım. Yarın onlar gelecek. Çarşamba günü de, ertesi günü de sohbet grubunu almıştım ben. Onlarla bir toplantı var inşallah. Şimdi temizliğe başlayacağım arkadaşlar. Her yeri güzelce bir kaldıracağım yine. Çok toz oluyor. Ben anlamıyorum ya gerçekten. Ya haftada bir gün sulu süpürgeyi açıyorum. Diğer günlerde mutlaka küçük süpürgeyle süpürüyorum evi ama yine de çok toz oluyor ev. Şimdi sulu süpürgeyi açacağım. Halları da kaldıracağım tekrardan. Silip yerleştireceğim. Bu hafta da hasta olduğum için fazla bakamadım. Eve normal yüzünden süpürüp geçtim yani. Ne istiyorsun? Bir dakika. Nadal mı? Tamam hadi. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi ben temizliğe başlayayım. Bana kolay gelsin.
10 gündür hava çok soğuktu. Bayağı ayaz vardı Ankara'da. Bugün hava güzel, güneşli hem de soğuk değil. Camlarım da bayağı pislenmişti. Artık camlarım da inşallah haftaya hava düzelirse sileceğim. Bugün bitirdim işlerimi. Bütün halıları kaldırdım, yerlere sildim. Şimdi tek tek hepsini yerleştireceğim. Şöyle buraya dizmiştim. Sildim her yeri, şimdi yerleştireceğim. Perdeyi de bayağıdır yıkamıyordum. Oturma odasının perdesini, onun tülünü attım. Keşke havalar sıcak olsaydı, biraz daha ısınmış olsaydı şu storları ve çocuk odasının perdesini, bu zebra perdeleri de yıkamak istiyordum. Ama onları da biraz daha hava ısındığında balkonda yıkayacağım inşallah. Perden de çıktı. Şu dolaplar kurtarıcı oluyor. Çok sıktırmadım, kırışmasın diye. Gerçi bu kumaş kırışmıyor ama. Şöyle. Şimdi perdeyi asacağım. Arkadaşlar, temizliğimi bitirdim. Akşam yemeği için de börek yapacağım, bir böreği. 5 tane patatesi rendeledim. 2 tane küçük soğan doğradım minik minik. Onları da doğrayıp koydum. Şimdi biraz karabiber koyacağım. Şöyle iç harcına yakından göstereyim. Kızlar! Alacağım tabletlerini elinizden. Şöyle biraz karabiber koyuyorum. Çok acı olmasın o yüzden. Az koydum. Söyle. Tuz koyacağım. Biraz da şöyle tuzunu koyayım. Gül böreğini iç harcı için yapıyorum. Biraz patatesi yapacağım. Çok böyle pişirmiyorum. Biraz kavruyorum yani patatesi. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşımın tarifi bu. Onun tarifiyle yapmıştım daha önce de. Şöyle bir tulum peyniri aldım biraz. Birazını da peynirli yapacağım. El açması yufkanın 6 tanesi 20 TL olmuş. El açması yufka aldım. Yarısını şimdi yapacağım. Yarısını da yarın yapacağım. Misafirler için. Sosunu da göstereyim size hemen. Sosu için de 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağ koyacağım ben. Akşamdan hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Yufkaya emmiş oluyor sosunu. Şöyle. Bu da yufkanın üzerine süreceğim sosu. Arasına daha doğrusu. Arkamın da üzerine sürüyorum ben. Yufkanın arasına da bu sosu sürüyorum arkadaşlar.
Bülbül bu şekilde hazırladım. Arkam sosunu da üzerine döktüm. Birazını peynirle, birazını da patatesle yaptım. Üç yufkadan bir tane arttı. Borcama kadar sığdı. O yüzden ben de böyle yaptım. Yanına bir de çorba yapacağım çocuklar için. Bugün de yemeğimiz bu şekilde. Çorbamızı hazırladım, çayı demledim. Eşim sadece börek yer aslında çayla ama çorbayı da çocuklara yaptım. Gül böreğimiz de hazır, mis gibi kokuyor. Bu sosla çok güzel oluyor, mutlaka deneyin derim. Arkadaşımın tarifi bu da. Çok lezzetli oluyor bu sosla. Bir tık daha kızarsın alacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videoyu burada kapatıyorum. Bakayım yeterli mi? Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.